Efendim mutlu hafta sonları, iyi akşamlar. TRT Haber ekranlarındasınız. Saatimiz 20'yi gösteriyor. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimiz yine oldukça yoğun. 24 Haziran seçimleri tabii ki ilk maddemiz. Meydanlar kalabalık, salonlar oldukça hareketli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün mitingleri kapsamında Konya'daydı. O vatandaşlara seslendi ve iktidarı döneminde hayata geçirilen projeleri anlattı. Ayrıca EP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Nevşehir'deydi. Yine o da halka seslendi. O da iddialara, sert söylemlere yanıt verdi kendince. Diğer siyasi parti Cumhurbaşkanı adayları da yine mitinglerini sürdürüyorlar sevgili seyirciler. Ve tabii ki bir madde daha var. Oldukça önemli. Hem Fenerbahçelileri ilgilendiriyor hem de tüm futbol severleri. Fenerbahçe başkanını seçiyor. Mevcut başkan Aziz Yıldırım mı olacak yoksa Ali Koç mu olacak? Hepsini Şükrü Saraçoğlu stadyumuna bağlanacağız ve oradaki gelişmeleri takip eden arkadaşımızdan öğreneceğiz. Ana haber bültenimiz başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin milletvekillerine hırsız ithamına sert tepki gösterdi. Partisinin Konya mitinginde kürsüye çıktı Erdoğan ve milletvekillerine bir çağrıda bulundu. Hırsız ithamı karşısında İnce'ye dava açın dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Milletvekillerine hırsız diyecek kadar ileri gidiyorlar ya. Bunlar dağıttı bunlar. Bunlar kayış attı, kayış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin milletvekillerini hedef alan hırsız ithamına bu sözler tepki gösterdi. Ya milletvekillerine nasıl böyle bir ifade kullanırsın? Sen de hırsızsın o zaman. Nasıl bunu kullanıyorsun? Senin partinin milletvekilleri de hırsız. Neymiş? Boyacı öyle demiş. Allah Allah. Şu hale bak. Aklı nereden alıyor? Yani senin genel başkanın da hırsız. Öyle mi? Milletvekillerine çağrıda bulundu. Tüm milletvekillerine diyorum ki evet, bu İnce'ye hepiniz dava açın. Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting programına Konya ile devam etti. Eleştiri oklarının hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Otomobil üretmek 20 yıl öncesinin işiymiş. Artık buna gerek yokmuş. Hızlı tren projelerini iptal edeceklermiş. Yol projelerini iptal edeceklermiş. Bay Kemal'in adayı, biz diyor bu işlerle uğraşmayız. Ya o zaman niye aday oldun? Ha, biliyorlar. Nasıl olsa yaparsa AK Parti yapar. Hiç projeleri yok mu? Haklarını yemeyelim. Var. Uzayda içe altın olan gezegenler bulup oradan altın getireceklermiş. Allah akıl fikir versin. Erdoğan Çumra ilçesindeki Mavi Tünel içme suyu açılış törenine de katıldı. Sevgili seyirciler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Nevşehir, Adıyaman ve Malatya'yı ziyaret etti. İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını sürdürdü. İnce'nin ilk durağı Nevşehir'di. Nevşehirlilere hitap eden Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Şimdi güzel şeyler oluyor aslında. Diyor ki bana Erdoğan, komik adam diyor bana. Bir, ben gülümsüyorum. Çünkü insanları seviyorum. Gülümsemekle komiklik yapmak arasında bir çizgi vardır. Ama onu anlayabilmek için ince bir zekaya ihtiyaç vardır. İnce seçim vaatlerini sıraladı. Üretimde markanın önemine vurgu yaptı. Araba yapıyor muyuz biz araba? Yapıyoruz. Otomobil yapıyoruz. Ama 100 euro, 150 euro kazanıyoruz. Televizyon yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ama televizyondan 10 euro kazanıyoruz, markamız yok.
Muharrem İnce, Nevşehir mitinginin ardından Adıyaman ve Malatya'da da halka hitap etti. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. "Bu millet sana Temel'in apoletlerini sökme fırsatı vermez, seni sandığa gömer," dedi. İnce'ye bir tepki de Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den geldi. "Onun apoletleri bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesanesidir," diye konuştu. "Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim." CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı iftar programına katıldığı için bu sözlerle hedef aldı 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel'i. 30 Ağustos'ta emekli edeceğim dedi. İnce'nin bu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya mitinginden sert tepki gösterdi. "Haddini öyle aşıyor ki Metin Temel Paşa'mızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sanda öyle bir gömer ki çok hevesli oldun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz." İnce'nin ikinci komutanla ilgili sözlerine bir tepki de Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda başkomutan olduğuna dikkat çekti. "Onun apoletleri bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve onun komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddinize değildir." Canikli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e girmesine karşı çıktığını hatırlattı. "Öyle anlaşılıyor ki siz de Kılıçdaroğlu gibi teröristlerle etkili mücadele edilmesinden rahatsızsın," dedi. Efendim, Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ'nün iade dosyası eleştirilerine cevap verdi. "Sayın İnce, seni biri telefonda işletmiş, telefonun diğer ucundaki Amerikalı değil," dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Bolu ve Düzce'deki mitinglerde konuştu. Önce Ankara'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu Başbakan Binali Yıldırım. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ'nün iade dosyası ile ilgili eleştirilerine cevap verdi. "Sayın İnce, seni birisi işletmiş, Amerikalıyım diye işletmiş. Telefonun ucundaki Amerikalı değil. Buradan açıklıyorum. Bir kulağı Kandil'de, bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez." Ardından miting için Bolu'ya geçti. Başbakan Yıldırım burada halka seslendi. "Üç büyük hedefimiz var," dedi. "İlk hedefimiz meclisi daha güçlü hale getirmek. İkinci hedefimiz milletin adamını en yüksek oyla seçmek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başlatmak. Üçüncü hedefimiz Türkiye'yi daha da büyütmek, daha güçlü hale getirmek." Başbakan Binali Yıldırım 16 yıldır milletle kurulan gönül bağına işaret etti. "Bizim istikametimizi Silvanya değil, Kandil değil, millet belirler, millet. Biz siyaseti yalnızca milletle beraber yapar, millet için yaparız. Milletin hislerine, beklentilerine yabancı olanlar AK Parti'yi anlayamazlar." Konuşmanın ardından milletvekili adayları tek tek kürsüye çıktı. Başbakan Yıldırım adaylarla Bolu Sanayi Sitesi'nin temelini attı. "Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun." Başbakanın bir sonraki durağı Düzce oldu. Vatandaşlara seslendi. Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerini burada da sürdürdü. "Otomotiv sanayinde, ihracatında Türkiye birincisi oldu. Ey İnce, bir şeyi konuşmadan önce İnce'den İnce'ye düşün. İncele, sık doku, İnce'yi ele, Erdoğan'ı seç. İnce'yi eler, bu millet Erdoğan'ı seçer." Başbakan Binali Yıldırım, Düzce'ye stat yapılacağını da müjdeledi. Mevcut stadın yerine de millet bahçesi yapılacağını açıkladı.
Evet, Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de Gaziantep'te, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek ise İstanbul'daydı ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da Kocaeli'ndeydi. Meydanlar, salonlar hareketli. Partilerin Cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep'te konuşan İyi Parti adayı Meral Akşener'in gündeminde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve geleceği vardı. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin istikrarı, Suriye'nin gücü, Türkiye'nin gücüne güç katar. Size söz veriyorum, 2019'un Ramazan ayında her şehirden, 81 şehrimizden temsilcilerimizle, Suriyeli kardeşlerimizle Suriye'de beraber iftar açacağız inşallah. Vatan Partisi İstanbul'da milletvekilleri adaylarını tanıttı. Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de katıldı. Perinçek, 3 ay içinde Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz dedi. Buradan ilan ediyoruz. Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz. Değerli arkadaşlar, öyle anlaşma yok. Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz. Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da Kocaeli'de miting düzenledi. Medyanın kendisine ön yargılı davrandığını söyledi. Üslup vurgusu yaptı. Bunlara inat, ben seçim gününe kadar kimseyle kavga etmeden bazı istiralarda bulunan insanların seviyesine düşmeden ülkemizin problemlerini dile getirmeye, çözüm önerilerini sunmaya ısrarla devam edeceğim. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Lefet'e yüklendi. Bu milleti aldatamayacak, yanıltamayacak, mühendislikle bir istikamete sevk edemeyeceksiniz dedi. Bozdağ, Sarıkaya ilçesinde seçim bürosu açılışı yaptı. Bu milleti oyuna getirmek, oyunlarla milletin oyunu değiştirmek mümkün değildir. Milletimizin her bir ferdi, kendilerinden oy talebinde bulunan adaylardan daha basiret sahibidir. Memlekette olup bitenleri daha yakından görmektedir. Ben buradan hem CHP'nin adayına hem diğer adaylara bir kez daha söylüyorum. Milleti aldatamayacaksınız. Bu milleti yanıltamayacaksınız. Bu milleti mühendislikle bir istikamete sevk edemeyeceksiniz. Millet gönlünün aktığı yere, AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a gidecektir. Evet, açarken de söylemiştik. Fenerbahçe'de başkanlık yarışı başladı. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık için yarışıyor. Olağan genel kurulun ilk gününe iki başkan adayının atışması damga vurdu. Ve kongreye zaman zaman gerginlik hakim oldu. Bunları da söyleyelim. Kameralarımızı şimdi İstanbul'a, Fenerbahçe Kongresi'nin yapıldığı yere, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na çevireceğiz. TRT muhabiri Serkan Saydam'dan detayları alacağız. Serkan, oradaki atmosferi senden dinleyelim detayları. Evet, Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde ilk de genel kurul yapıldı ve 36 genel kurul üyesi bugün söz aldı, kürsüye çıktı, konuşma yaptı ve gerginlik aslında genel kurul üyelerinin konuşma yaptığı sırada başlamıştı. Ama tabii ki iki başkan adayı, Başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un konuşmalarında, karşılıklı atışmalarında tansiyonun iyice yükseldi söyleyebiliriz. Başkan adayları neler söyledi, hemen onu aktaralım sizlere. İlk önce başkan adayı Ali Koç kürsüye geldi ve Aziz Yıldırım'ın üslubunu eleştiren bir konuşma yaptı. Bundan önceki davranışlarının kulübe çok zarar verdiğini söyledi. Aslında ilk konuşmasında daha çok bu konulara değindi ve yüksek bir tansiyon yoktu. Ardından Aziz Yıldırım söz aldı ve kürsüye çıktı. Ben ne yaptıysam kulübüm için yaptım. Yine aynısını yaparım. 3 Temmuz'un hesabını ancak ben sorabilirim diye konuşmuştu. Ayrıca Ali Koç'la ilgili iddialarda bulundu Aziz Yıldırım ve burada
asıl tansiyon yükseldi, bunu söyleyebiliriz. Ali Koç'un yanındaki yönetimdeki isimlerle ilgili iddialarda bulundu Aziz Yıldırım ve özellikle Burhan Karaçam'ın Galatasaray üyesi olduğunu söyledi. Kulübe para verecek misiniz dedi Ali Koç'a ve gelin bu parayı birlikte verelim, siz futbola verin, ben amatör şubelere vereyim, birlikte yönetelim diye sözü oldu. Aziz Yıldırım Başkan, Aziz Yıldırım'ın ve ardından yine tabii ki Ali Koç cevaben tekrar kürsüye geldi ve şunları aktardı. Söyleyelim, bunu görevdeyken, bu parayı verecektiniz de görevdeyken niye vermediniz? Fenerbahçe Başkanlığı burada açık artırmaya mı çıktı diye bir çıkışı oldu Ali Koç'un ve ardından da siz ne veriyorsanız ben bir fazlasını veririm kulübe diye sözde bulundu. Ardından son olarak ve tabii ki Ali Koç Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'la ilgili söylediklerine cevaben ben de bu kulüpte yine bu davanın savunucusu olacağım ve size bir şey olsa bu kulüpte bu davanın peşinden koşacak kimse yok mu diye Aziz Yıldırım'a sordu ve son olarak Aziz Yıldırım tekrar kürsüye geldi. Ali Koç'a cevaben kürsüye çıktı ve ben 150 milyon euro bu kulübe vereceğim. Siz de veriyor musunuz diyerek kürsüden indi. Sabah saatlerinde başlamıştı genel kurul. 10'da başlamıştı ve az önce de belirttiğim gibi 36 genel kurul üyesi kürsüye çıktı ve görüşlerini belirtti. Bugün sonlandı, artık yarın seçim olacak. Üyeler oy kullanacak. 26 bin üyenin oy kullanma hakkı var ve yarın 21 bin dolayında üyenin buraya gelip oy kullanması bekleniyor. Asıl heyecan aslında yarın yaşanacak. Biz yine burada olacağız, gelişmeleri takip edeceğiz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Söz tekrar Ankara'da. Devam edelim sevgili seyirciler. Teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Irak'ın kuzeyiyle Siirt, Pervari ve Tunceli kırsalına operasyon düzenledi. 22 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınır ötesi operasyonlarla Kandil'e yaklaşıldığı müjdesini verdi. Terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. Operasyonlar hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'la Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalında operasyonlar vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürütmüş olduğu hava destekli operasyonlarda silahla 15 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli'de de 7 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. İstanbul'da konuşan Soylu, Kuzey Irak'taki operasyonlarla Kandil'e yaklaşıldığını da belirtti. Şu anda Kuzey Irak'ta 26-27 kilometre ilerlerde şu anda bizim evlatlarımız var. Kandil'e az kaldı. Eskiden şey söylerdik, Kandil'e şöyle gideceğiz, böyle gideceğiz. Şimdi başka bir şey söylüyoruz. Daha düşük tonla. Kandil'e az kaldı, merak etmeyin. Orada... Efendim, Ankara için iftar vakti. Allah kabul etsin. Sağlık ve afiyetle. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, ailemi, milmi, devletimi ve tüm inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Efendim, afiyet olsun, sofralarınız bereketli olsun. Keşke böyle bir anda böyle üzücü bir haberi de vermeseydik ama Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce güvenliklerine roket atarlı saldırı düzenlendi. Aynı saldırıda iki asker şehit düştü, bir asker de ağır yaralandı. PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması sırasında askeri iş makinesine roket atarlı saldırı düzenledi. Saldırıda iki asker şehit oldu, bir asker ağır yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Balkan politikasını Daily Sabah gazetesinde kaleme aldığı yazısında değerlendirdi. Türkiye'nin Balkanlarda sürdürdüğü ekonomik, siyasi ve kültürel çalışmalarına dikkat çekti. FETÖ uyarısı yaptı. FETÖ yalnızca Türkiye'yi değil Balkan ülkelerini de tehdit ediyor dedi. Sapkın ve kült tarzı bir inanç sistemine sahip olan FETÖ, yalnızca Türkiye'yi değil Balkan ülkelerini de tehdit ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Balkan ülkelerini bu sözlerle uyardı. FETÖ en az DEAŞ kadar dine zarar verdi, dedi. Örgüt üyeleri, hizmet, eğitim, dinler arası diyalog ve hoşgörü gibi masum kisveler altında faaliyet gösteriyor. Ancak herkesin bunların gerçek yüzünü görmesi gerekiyor. FETÖ, İslam dinine en az El-Kaide ve DEAŞ terör örgütleri kadar zarar verdi. Balkanlarda herkesin bu tehdide karşı uyanık olması gerekiyor. Kalın, TİKA örneğini hatırlattı. Türkiye'nin Balkan ülkelerinin tamamında etnik ve dini kimlik gözetmeksizin önemli yatırımlar yaptığını söyledi. Türk hükümeti, devlet bankaları, özel şirketler ve dernekler, Balkanların tamamında yüzlerce projeyi tamamladı veya çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye, hayvancılara destek olmak amacıyla Bosna'dan hayvan ithal ediyor. Yine Saraybosna-Belgrad otoyolu, Türk şirketler tarafından inşa edilerek, Balkanlarda bir barış yolu olarak hizmet verecek. İbrahim Kalın, Türkiye'nin Balkan vizyonunu siyasi istikrar, ekonomik kalkınma ve kültürel gelişme olarak üç başlıkta değerlendirdi. Türkiye'nin Balkanları siyasi olarak güvende tutmak için tüm girişimleri desteklediğini kaydetti. Türkiye, Balkan ülkelerinin güvenlik güçlerine eğitim ve destek veriyor. Balkan ülkelerinin NATO ve Avrupa Birliği üyeliklerini destekliyoruz. Bölgenin siyasi istikrarı yalnızca Avrupa için değil, dünyanın tamamı için büyük önem taşıyor.
Vergimizin müttefikimiz olan bir ülkede yönetimi devirmeyi amaçlayan teröristlere ait okula aktarılmasını istemiyoruz. Massachusetts FETÖ ile irtibatlı kişilerin okul açacağını öğrenen Wes Springfield Belediye Başkanı tepkisini bu sözlerle dile getirdi. FETÖ'nün Amerika'daki usulsüzlüklerine ilişkin belgesel de bölgedeki Amerikalılara izletildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'nün okulaşma girişimine Amerikalı yetkililerden tepki geldi. Public education dollars being funneled into kamu eğitimi için ayrılan paralarımızın ABD'nin müttefiki bir ülkede yönetimi devirmeyi amaçlayan terörist bir okula aktarılmasını istemiyoruz. Why would we want our money going there? Massachusetts eyaletinin West Springfield kentinde geçen yıl FETÖ ile irtibatlı kişilerin okul açma hazırlığında oldukları öğrenildi. West Springfield Belediye Başkanı uyarılara rağmen açılışına onay verilen okulun FETÖ bağlantısını öğrendi ve harekete geçti. Yeah, not until they were starting to open here and I got to learn more because then Darbe girişiminde uygulanan şiddet korkunçtu. Bu darbe girişimini planlayanların Amerika'da sözleşmeli okula sahip olan kişiler olduğunu bilmiyorduk. In America that was kind of allegedly funneling money back. Ünlü yönetmen Mark Hall'un Killing Ed belgeseli Amerikalılara izlettirildi. Gösterime West Springfield Belediye Başkanı William Reichert, bir senatör ve milletvekili de. FETÖ'nün ne olduğunu, Türkiye'deki darbe girişimini ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yıldır nasıl kanser gibi yayıldığını izleyen 200 Amerikalı şaşkın ve dehşet içet içerisindeydi. Bunlar çocuklarımızı ve vergilerimizi suistimal eden organize bir suç şebekesi. Federal yönetimin bunları durdurmak için harekete geçmesini arzu ediyorum. Filmin yönetmeni Mark Hall, FETÖ elebaşının iadesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. Gülen hareketinin ABD'deki varlığından kaygı duyuyoruz. Gülen'in iade edilerek yandaşlarıyla yargılandığını görmek istiyoruz. Efendim, yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisi sene boyu çalıştı. İstedikleri liselerde okuyabilmek için bu sene ilk kez uygulanacak olan liselere geçiş sınavına girdi. Öğrenciler sınav salonlarında heyecanlıydı. Ailelerse tabii onları beklerken ki onlar daha da çok heyecanlıydı. İşte liseye geçiş sınavından izlenimler. Kimi çok heyecanlıydı, kimi ise tüm stresini atıp gelmişti sınavın yapılacağı okulun kapısına. Ellerim falan titriyor. Yani gelirken bu kadar heyecanlı değildim mesela. Ben de açıkçası hiç heyecan yok. Bildiğimiz sorular çıkacak, çalıştığımız sorular çıkacak. Tam 996.000 8. sınıf öğrencisi liseye geçiş sınavında kıyasıya mücadele etti. Bir sene boyunca emek verdiler, çalıştılar. Hayallerinde belirledikleri o lisenin kapılarını aralayıp o sıralarda eğitim alabilmek için. Bugünse öğrenciler sınavda başarıyı yakalayabilmek için sınav salonlarına alınıyorlar. Aileler için okul bahçesinde heyecanlı bekleyiş vardı. Sınavda belki şu an kızım var ama dışarıda biz ailece 100 kişi onun sınavını yani giriyoruz. Yurdun dört bir yanında da LGS heyecanı yaşandı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir öğrenci sınav stresi nedeniyle fenalaştı. İstanbul'da LGS'de görevli iki öğretmenin içinde olduğu araç kaza yaptı. Emniyet kemeri takılı olan öğretmenler ters dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu. Kırıkkale'de bir öğrenci sınav yerini karıştırınca yanlış adrese gitti. Adana'da ise bir öğrenci sınava geç kaldı. İlk bölümüne giremedi. Geç kaldım çünkü çok üzgünüm. Ancak sayısala gelebiliyorum, sözlerim gitti. Öğrenciler önce ilk aşama olan güzel derslerden sınava girdi. Güzel geçti. Zor değildi fazla. Biz daha zor bekliyorduk ama normal okulda olduğumuz denemeler gibiydi. Sınavın ikinci aşamasında sayısal derslere sorular vardı. İyi bir not bekliyorum aslında. Matematik çok zordu ama onun dışında fen çok kolaydı. Sınav salonlarından yüzü gülerek çıkan da oldu. Hayal kırel kırıklığına uğrayan da. Çok güzel geçti. Yani zor sanmıştım ama basitti bayağı. Türkçe'de bir soru çok zorladı sadece. Matematikte çok şey oldu. Evet, zorladığı için biraz moralim bozuk yani. O yüzden. Sınav sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.
üniversite adaylarına gerçek sınav ortamında provayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İzmir'de 4000 öğrencinin katılımıyla yapılan lisans yerleştirme sınavı provası gerçeğinden farksızdı. Erkekler sol taraftan, bayanlar sağ taraftan giriş yapacak. Sınav ortam ve şartlarının birebir aynı olması için ne gerekiyorsa yapıldı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen üniversite sınavı provası gerçeğini aratmadı. Adayların üzeri arandı. Sadece su ve sınav kimlik kartı ile binaya girmelerine izin verildi. Güzel mi? Ceplerde ne var? Ama sadece su ile kartı. Mesela saatle gelen, takıyla gelen veya kalemiyle gelen öğrenciler vardı. Hiçbirini almadık. Üst baş aramasıyla, kimlik kontrolleriyle içeri girdiler. O yüzden gerçeğe birebir aynı şekilde davranıldı. Merdivenden yukarı çıkıyorsunuz. Sınav tam 10.15'te başladı ve tıpkı gerçek sınavda olduğu gibi sınava 15 dakika kalan adayların binalara girmesine izin verilmedi. Ve ben de bir ay sonra gireceğim sınava. Sınava gireceğim için şu anda birazcık heyecanlıyım. Yani iyi bir şey. Sonuçta bu tecrübe ne kadar çok tecrübe o kadar çok daha sınava hazırlık oluyor. Evet, biraz stres olduk, heyecanlandık ama yani olacağı bu zaten. Elim ayağım hala titriyor. Birebirle aynı yapmışlar. Hani yanımda kalem falan da getirmiştim, onu bile almadılar. Ardından nefesler tutuldu, soru kitapçıkları açıldı. Heyecan doruktaydı. Sınav gözetmenleri de son derece ciddiydi. İçeride öğrenciler, dışa veliler, provada olsa heyecan yaşadı. Biz ilk defa girdiğimiz için sınava, bu heyecanı bir kere bir ön heyecanını atlatmış olduk bu durumda. Bu faydası oldu bir. İkincisi mesela bir suyu unutmuşuz. Demek ki bazı şeyleri unutmamak gerektiğini, bazı şeyler için önceden tedbir almak gerektiğini biz burada yaşayarak gördük. Yurdun doğusunda şiddetli yağışlar devam ediyor. Kars'ta sağanak sele dönüştü. Mahsur kalanlar AFAD tarafından kurtarıldı. Erzurum'un Aşkale ilçesinde sel nedeniyle köprü yıkıldı. Kars'ta günlerdir yağıyordu. Şiddetini artıran sağanak sele neden oldu. Tarım alanları su altında kaldı. Halefoğlu köyü yakınlarında bulunan evleri de su bastı. Evlerde bulunanlar mahsur kaldı. Yardıma AFAD ekipleri yetişti. Ekipler biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Burada da mahsur kalanlar var. Bir kısmını aldık da şimdi iki tane bir karı koca var içeride. Onları alacağız. Onların da hayvanlar içeride olduğu için gelmek istemiyorlar. Dolayısıyla buradaki suyu boşaltıp güvenli bir alan oluştuktan sonra onların da güvenliğini sağlayacak ya da buradan tahliyelerini yapacağız. Erzurum şehir merkezinde de yağmur şiddetini arttırdı. Yollar göle döndü, trafikte aksamalar yaşandı. Aşkale ilçesinde ise sağanak sele yol açtı. Topalçavuş'la Gürkaynak köylerini bağlayan köprü yıkıldı. Orasan ilçesine bağlı Aşağı Aktaş köyünde su baskınları yaşandı. Evlere dolan sel suyu itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Efendim, İstanbul Avcılar'a gideceğiz şimdi. Arkamda gördüğünüz fotoğrafta bir restoran görüyorsunuz. Masalar ve tam da müşteriler o sırada iftarını açıyorlar. Görüyorsunuz yemekler var önlerinde ve tam da o sırada zemin çöküyor. Tam da iftar saatinde restoranın zemini çöküyor. Orucunu açanlar çöken zemine düşüyor. İşte o anlar cep telefonuyla bakın nasıl görüntülendi. İftar yapıyorlardı. Bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar. Olay İstanbul Avcılar'da bir restoranda yaşandı. İftar saatinde zemin bir anda büyük gürültüyle çöktü. Vatandaşlar çöken zeminin içine düştü. 50-60 kişilik grup vardı. Birden bir ses geldi. İnsanlar birden kayboldu. Sandalyelere falan, masalara, aşağı betonlara sıkışan arkadaşlar vardı. Onlara koştuk, yardım ettik, çıkardık. Restoranda büyük panik yaşandı. Göçüye düşenler restoran görevlileri tarafından tek tek çıkartıldı. Kada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Restoranın Ocak ayında belediye tarafından ruhsatsız olduğu için mühürlendiği belirlendi. Ancak iş yeri sahiplerinin kısa süre sonra mührü söktüğü ortaya çıktı.
Ekiplerin ikinci kez mühürleyerek kapattığı restoranın mühür sökülüp yeniden açıldığı tespit edildi. Türkiye'nin yerli otomobilini üretecek şirketin ortaklık sözleşmeleri imzalandı sevgili seyirciler. Şirketin başına Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Geleceğin teknolojisi üzerine inşa edilecek yerli otomobilin en önemli ayağı yani tasarım süreci de böylece başlamış oldu. Yerli otomobil 2019'da çıkarılacak prototiple halkın beğenisine sunulacak. 2021'de de seri üretime geçirilmesi planlanıyor. Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı borçtan transfer ettik. Üst yöneticisi belli oldu. Şirketin adı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirlendi. Türkiye'nin rüyası yerli otomobili üretecek şirketin kuruluş ve ortaklık imzaları atıldı. Biz şu anda burada 2021'de işte elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben 5 tane baba yiğit dedim. 5 tane baba yiğit çıktı. Konsorsiyum bir arada. Ve bir konsorsiyum oluşturdular. Ve oluşturdukları bu konsorsiyumla adım attık. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in şirketteki payları %19'ar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin payı da %5'te 5 oldu. Bundan sonraki süreçte şirketteki diğer kilit pozisyonlara yöneticiler atanacak. Mühendislik ve tasarım çalışmalarına hız verilecek. Göreve 1 Eylül'de başlayacak Mehmet Gürcan Karakaş'ın kariyeri başarılarla dolu. Dünyanın en önemli 100 yöneticisi arasında gösterilen Karakaş, Alman Sanayi ve Bosch'un otomotivden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Karakaş'ın ilk mesajı, Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak oldu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili %100 elektrikli olacak. 5 farklı kasa tipiyle üretilmesi planlanan yerli otomobil için 3 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. Evet sevgili seyirciler, ana haber bültenimiz devam ediyor. Birazdan yine çok önemli haberlere bakacağız. Uber uygulamasının artık tarihe karışacağını söyleyebiliriz. Birazdan gelişmelere bakacağız. Cumhurbaşkanı Doğan'ın o konuyla ilgili açıklaması vardı. Uber taksi uygulaması ile ilgili açıklamasının ardından yaşananları da sizlerle paylaşacağız. Ama şimdi İstanbul için iftar vakti sevgili seyirciler. Allah kabul etsin bir kez daha. Sağlık ve afiyetle. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله
Az önce de söyledik, devam edelim o önemli haberle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uber taksi uygulamasının bittiğini açıkladı. Bu habere sevinen yüzlerce, binlerce taksici, o esnaf da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için konvoy oluşturdu. Evinin önüne gitti ve taksiciler halka daha iyi hizmet sunulması açısından da buna bir öncülük ettiği için 1 Haziran'ı milat ilan ettiler. Bir de bu Uber Muberçe çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemimiz var kardeşim. Yani ya nereden çıktı bu iş? Taksici Uber tartışması bir süredir devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri taksicileri sevindirdi. Ben çok mutluyuz. Hak yerini buldu. Kanunsuz, hukuksuz, global korsana karşı beklediğimiz sonuca ulaştık. Devletimiz çok şükür bu olaya bir an önce müdahil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamayı İstanbul'da katıldığı iftar programında yaptı. Trafik bunların üzerine gidecek dedi. İçişleri Bakanlığı'nın talimat verdiğini, yetkinin valilerde olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından taksiciler yüzlerce araçlık konvoy oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evinin önüne gitti. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan sevinçli haberi aldık. Bu küresel, global sermayeyle yaptığımız mücadelenin nihayet sonuna erdik. Durumdan memnun olan taksiciler öz eleş yapmayı da unutmadı. Allah nasip ederse kaliteli iş, memnun müşteri, güvenli yolculuk için 1 Haziran milat olacak. İstanbul halkı bize güvensin. Biraz da kendimizi etmemiz gerekiyor. İstanbul'da ekstra ya da ekstradan bir global hırsında İstanbul'a gelmemesi için hizmetimizi vatandaşa dört dörtlük vermemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın Uber açıklamasıyla sevinen taksiciler Bakan Soylu'dan da destek sözü aldı. Bir şartla. Başka bir şeyin daha altını birlikte çizmemiz gerekir. İstanbul taksicisi vatandaşımıza da çok net söylüyorum. Vatandaşımıza da en iyi hizmeti vermekle mükellefiz. Zaten kuşanlar, gerek genel yönetimler, gerek bizim bakanlığımız, buradaki bir problemi de önümüzdeki günlerde inşallah çözeceğiz. Efendim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şehirlerdeki park problemine son vermek için hazırladığı otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi ertelendi. 1 Haziran'da yürürlüğe girmesi planlanan yönetmeliğin tarihi 6 ay uzatılarak 1 Ocak 2019'a ertelendi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle okulların zemin altında kalan kısımlarına da otopark yapılabilecek. Kaldırımlara park edilen arabalar. Park yeri bulabilmek için arabalarıyla tur üzerine tur atan sürücüler. Büyük şehirlerde otopark alanlarının azlığı, araç sahiplerinin kabusu. Ya bulduğumuz yerlere eylemek zorundayız. Dönüyoruz abi, boş yer bulursan hemen oraya yerleşiyoruz. Mesela biz 15 daireyiz, karşı komşu getirip oraya park ediyor. Bizim evin önüne park ediyor, kendi arazimiz park edemiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu problemlerin önüne geçmek için otopark yönetmeliği hazırladı. Her daireye bir park yeri yapımını zorunlu kıldı. Otopark yapımının mümkün olmadığı yerler için yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesini zorunlu koştu. Her eve bir araba garaj. Normal tabii, güzel olur. Tüm bunların 1 Haziran'da yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Yönetmeliğin yürürlük tarihi 6 ay uzatılarak 1 Ocak 2019'a ertelendi. Yayalar olsun, hastalar olsun, sakatlar olsun, gerçekten bir sorun yani. Yönetmelikte yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve tesis alanları hariç ibaresi de çıkarıldı. Böylece okulların zemin altında kalan kısımlarına da çeşitli koşullara bağlı olmak kaydıyla otopark yapılabilecek. Bahçelerin, park ve meydanların üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılabilmesi de mümkün hale geldi. Ayrıca ekonomik gelişmişliği düşük bölgelerde otopark ücretlerine %40'a kadar indirim uygulanabilecek.
Sevgili seyirciler, Türkiye Mayıs ayını etkili yağışlarla kapattı. Yaz mevsiminin ilk ayında, Haziran'ın ilk haftasında da acaba yağışlar devam edecek mi merak ediyoruz. Güneş ne zaman yüzünü gösterecek? Yanıtı haberimizde. Mayıs ayı Türkiye genelinde etkili yağışlarla geçti. Haziran'ın başlamasıyla birlikte sıcak ve güneşli hava nihayet yüzünü gösterdi. Biraz yaz gelmiş gibi hissettik bugün kendimizi dışarılara. Çok güzel. Hep böyle olsun inşallah. Haziran ayının ilk haftasında yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak. Ama yağışlar bazı yerlerde devam edecek. Doğu kesimlerdeki yağışlar bugün itibariyle de devam ediyor. Yarın ve hafta boyunca da aralıklarla devam edecek. Cuma'ya kadar aralıklarla yeni gelen yağış sisteminin etkilerini göreceğiz. Ama cumartesiden itibaren artık yaz mevsimi tamamen yaşayacağız. Doğuda yağış bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da ise çarşambaya kadar yağış yok. Başkent Ankara'da da yine hafta ortasına kadar bir yağış görmeyeceğiz. Sıcaklar 30 dereceye kadar çıkacak ama çarşambadan itibaren yağışlı sistem başkent Ankara'da iç kesimlerin tamamında olduğu gibi etkisi altına almaya başlayacak. İzmir'de hafta boyunca yağış görmeyeceğiz. İzmir'de, Antalya'da özellikle deniz kesimindeki bölgelerde tatil yerlerimizde yağışsız artık yaz havasını yaşamaya başladık. Haziran ayının ikinci haftasından itibaren tüm bölgelerde yağmur yerini güneşli havaya bırakacak. Ve turizme bakacağız tabii ki güneşecek ama turizme de Ramazan bereketi geliyor. Bayramda otellerde yer bulmak zorlaşacak gibi görünüyor sevgili seyirciler. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği bayram tatilinde turist sayısında geçen yıla oranla en az %20 artış bekliyor. Turizmci geçen seneki durgunluktan sonra bu sene umutlu. Bayramla birlikte muhtemelen okulların imtihanlarında bitmesinden hemen sonra geçen seneye göre tahminlerimize göre genel ortamda %20'ler civarında bir artış olacağını tahmin ediyoruz. Bunu aşabiliriz de. Bayramdan ziyade bu sezon kendisi geçen sezonların ardından çok hareketli bir sezon. Acentaların tabii yoğun kalan odalarımızı yerli misafirlerimize ayıracağız. Bodrum gibi Kuşadası da bayramda %100 doluluk bekliyor. Bütün otellerin dolu olacağını öngörüyoruz. Şu andaki rezervasyon gelişi ve talepler de bunu gösteriyor. O yüzden hemen harekete geçsinler ve rezervasyonlarını yaptırsınlar. Sonra yer bulunamama ihtimali var. Şimdi Kuşadası otellerimizde Türkiye'nin genelinde olduğu gibi şu anda %80 doluluk oranı var Kuşadası'na da. Ama bayramı tabii ki bu rakam çok artacak, %100'e bulacak. Turizm geçen sene şu andaki vaziyette %20 daha artmış vaziyette. Efendim, turizmde yeni hedef sosyal medya. Dünyada çok sayıda takipçileri olan sosyal medya fenomenleri, internet yazarları Muğla'nın Fethiye ilçesini gezdi, tanıttı. Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Karaköy, Babadağ, Çalış ve Göcek. Fethiye'nin dünya harikası güzellikleri. Fethiye Belediyesi tanıtım için bu kez farklı bir yol seçti. 8 sosyal medya fenomeni ve internet seyahat yazarını davet etti. İnternet ünlüleri geldi, gördü, tanıttı. Takipçileri milyonları bulan sosyal medya fenomenleri Fethiye'yi adım adım gezdi. Yeni Trend Fethiye sloganı tuttu. Bu konuda biz 2 yıldan beri çalışıyoruz. 4,5-5 milyarlık tıklama oranına ulaşıldı ki bu da Fethiye için gurur verici bir şey. Fenomenler gezdikleri yerlerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından Yeni Trend Fethiye etiketiyle paylaştı. Çok hoşuma gitti. Umarım burası için de çok iyi şeyler olur. Takipçiler de ona istinaden daha iyi dönüşler yaptılar. Yozgat Sarıkaya'daki 2000 yıllık Kral Kızı Hamamı UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alındı. İlçe artık daha çok turist bekliyor. Termal havuzları, tarihi kemerleri. Yozgat'ta Kral Kızı adıyla bilinen Roma Hamamı'nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Güzelliğiyle göz dolduran tarihi yapı, UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alındı.
Bu şimdi bir UNESCO'nun tarihi kültürel miras listesine girmek demek, onun portföyüne girmek demek, tanıtımının olması demek Yozgat için önemli bir adım. Sarıkaya ilçesindeki Bazil Terma Roma Hamamı'nı gün yüzüne çıkarmak için kamulaştırma çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı. Antik yapı artık yurttan ve dünyadan daha çok turist bekliyor. Sadece Sarıkaya değil, aynı zamanda Yozgat'ın içerisindeki tarihi değerler var. Yani burayı bir tur güzergahı haline getirmek istiyoruz. 2000 yıllık tarihi hamamdan geriye bu kalıntılar kaldı. Ancak kaplıca şifa dağıtmaya devam ediyor. Sevgili seyirciler, arkamda gördüğünüz bu dünya harikası leopar, Amur leoparı, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya ne yazık ki. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen minik Amur leoparları ilk defa ziyaretçilerle buluştu. Çin'de de sıcaktan bunalan pandalara yine her türlü buzlu konfor sağlandı. Rusya'nın Vladivostok bölgesinde yaşayan ve soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Amur leoparlarının sayısı yüzün de altında. Bu leopar ailesine Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego Hayvanat Bahçesi'nde iki üye daha katıldı. 5 Nisan'da dünyaya gelen iki yavrunun henüz cinsiyetleri bilinmiyor. İki yavru ilk defa ziyaretçilerle buluştu. Sevimli halleriyle sempati topladılar. Bakıcıları ise şimdilik yavrulara yaklaşmıyor. Ancak önümüzdeki günlerde ikizlerin bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekecek. Sağlık durumları ve cinsiyetleri o zaman netleşecek. Leoparlar gibi soyu tükenme tehlikesinde olan pandalarsa Çin'de sıcak havalardan muzdarip. Hava sıcaklığı 28 dereceyi geçtiğinde iç organları zarar görüyor, kalp krizi geçirebiliyorlar, hatta ölüyorlar. Çok zor yürüyen bu hayvanlardan bir tekini bile kaybetmek istemeyen Çin'de bir hayvanat bahçesi, sıcaklık 35 dereceyi geçince pandalar için her türlü konforu sağladı. Buzların üstünde bambularını yiyen pandaların keyfine diyecek yok. Pandalara buz, dondurulmuş havuç ve elma ikram ediliyor. Onlar da salıncakta karşılıklı oturup afiyetle buzlu elmalarını yiyor. İçimiz ısındı. İnsanın içini ısıtan bu güzel görüntülerle ana haber bültenimizin de sonuna geliyoruz sevgili seyirciler. Yüzünüz hep gülsün. Biz saat 22'de yine burada olacağız. Sizler de TRT Haber ekranlarından ayrılmayın. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.